Tamam, başka bir şey öğrendiğinde ararsın beni. Kenan, konuşsana. Sen o gün arabanda kadına çarptığında 8 aylık hamileymiş Neval. Daha sonra bebeği hastanede kurtarmışlar. Evet, evet, bebek kız. Nasıl? Ben görmedim. Anlamadım ben. Bilmiyordum. Senin yanına geldiğimde sinir krizleri geçiriyordun Neval. Nereden fark edeceksin? Kendinde bile değildin ki. Ben kurtulamayacak mıyım ya bu lanetten? Nasıl bir ceza bu? Yıllardır o anın dehşetiyle yaşıyorum zaten. Neval, lütfen sakin olur musun? Nasıl sakin olabilirim Kenan? Nasıl sakin olabilirim? Peki sen nasıl öğrenemedin bunu? Efendim? Hatırlarsan senin arkanı toplamakla meşguldüm Neval. Önce kadına çarptığın arabayı yok ettim. Ardından etrafta görgü tanığı var mı yok mu diye ona baktım. Olay yerinde kadının öldüğünü öğrendim ancak. Bir de hastaneye gidip elimi arı kovanın içine sokacak değildim herhalde. Bebeğe ne olmuş? Erken doğum olduğu için uzunca bir süre küvezde kalmış. Hastane kayıtlarında adı falan yok. Daha sonra da yetimhane görevlileri gelip almış. Hangi yetimhane? Bursa'da bir yetimhane, bilmiyorum, öğrenemedim. Bana o kızı bul Kenan. Bulayım mı? Evet. Neden? Amacın ne? Kudret'in ondan haberi var mı? Bilmek istiyorum. Ha, saçma sapan konuşma Allah aşkına Neval. Abim kızı bilse bunca zaman yetimhanede bırakır mıydı? Ha? Soyadını verirdi, bir şekilde bu zamana kadar da ortaya çıkardı. Belli ki kadın hamileliğini abimden gizlemiş. Hem abim zaten Firuze'nin öldüğünü dahi bilmiyor. Bana yorum yapma Kenan, tamam mı? Dediğimi yap. Bana emir verme Neval. Ben bu meseleye sırf sen üzülüyorsun diye dahil oldum. Anladın mı? Daha fazla bir şey kurcalamak istemiyorum. Abimle beni karşı karşıya getirme. Sen bu meseleye sırf senin sırların açığa çıkmasın diye dahil oldun. Karşılıklı sessiz bir anlaşma yaptık değil mi seninle? Kirli çamaşırlarımızı aramızda yıkadık. Neval, geçmişi deşmeyi bırak artık. Niye? Gerçekleri konuşmak hoşuna gitmiyor. Değil mi? İnan senin sırlarını saklamak kendi yaşadıklarımdan daha ağır geliyor bana. Çünkü düşündükçe midem bulanıyor. Ben konuşsaydım insanların yüzüne nasıl bakacaktın sen Kenan? Bunu hiç düşündün mü? Neval, kes artık. Bana o kızı bulsun. Sevim Hanım. Buyurun. Sekreteriniz müsait olduğunuzu söylemişti de. Merhaba, Kenan ben. Merhaba, buyurun. Teşekkür ederim. Nasıl yardımcı olabilirim? Genç bir kızı arıyorum. Annesinin ismi Firuze Güneş. Şey, bekar bir anneydi. Kimin kimsesi yoktu. Rahmetli Firuze öldüğünde çocuğu sosyal hizmetlerin sizin yetiştirme yurdunuza yerleştirdiğini duymuştum da sanırım şu sıralar 18-19 yaşlarında olmalı. Öğrencimizle yakınlık dereceniz nedir? Önce onu öğrenebilir miyim Kenan Bey? Akrabasıyım. Yani Firuze benim rahmetli dayımın kızı. O tarihlerde bebeği kimse sahiplenmemişti. Ben çok üzülmüştüm. Genç kızımızı şimdi görme imkanımız var mı acaba? Yani gerçi adını da bilmiyorum ya. Bir dakika, bir dakika. Öyle kapıdan giren herkesle öğrencilerimizin bilgilerini paylaşmıyoruz. Bir akrabasıyım dedim ya. Bu sizin beyanınız. Bunu kanıtlamanız lazım. Resmi bir belgeyle bize başvuracaksınız. Ancak o zaman bilgi paylaşabilirim. Aksi takdirde suç işlemiş olurum. Ha, öyle mi? Peki en azından hala burada mı, gitti mi, yoksa başka bir yerde mi? Bunu öğrenebilir miyim? Anlamadım. Neden merak ediyorsunuz? Yanlış anlamayın sakın. Ben genç kızımız için bir şeyler yapmak, ona yardımcı olmak istiyorum. Yani bütün telaşım o yüzden. Telaşlanmak için epey geç kalmışsınız Kenan Bey. Haklısınız. Ama hayat şartları efendim, yani malumunuz hayat şartları. Bir gence bakabilecek duruma ancak gelebildim. Yani Firuze rahmetli öldüğünde maddi durumum biraz kısıtlıydı da. Anlıyorum. Ama ben de size durumu gayet açık ifade ettiğimi düşünüyorum. Resmi belgelerle bize başvurur, akrabalarınızı kanıtlarsanız, öğrencimiz de
buradaysa ona sizden bahsederim. Eğer görüşmek isterse kimliğini öğrenebilirsiniz. Aksi takdirde bir bilgi paylaşmam mümkün değil. Peki. O zaman ben resmi olarak neler yapabileceğime bir bakayım. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Ne yapacağım ben şimdi? Kolay gelsin. Sağ olun. Ben senden bir şey rica edecektim. Bunları Kudret Bey göndermiş Neval Hanım. Nereye bırakayım? Tuvalet masasına bırakabilirsin. Peki efendim. Bir isteğiniz var mı Neval Hanım? Yok acarım, sağ ol. Peki efendim. Affet beni. Seni kırdığımı biliyorum. Lütfen artık geçmişi istem etmeden, şikayet etmeden geleceğe bakabileceğimiz güzel günlerimiz olsun. İmza bir dost. Sadece seni seviyorum demen yeterliydi. Güvende hissettirmen. Bütün mesele de bu zaten. Ah, ben de ne eksik diyorum. Affet beni, koleksiyonuma bir parça daha eklendi. Harika. 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 Kaç doğumluydu kız? 2003. 2003 doğumlular burada. Ana adı belliydi zaten. Arayıp bulacaksınız artık. Oo, epey fazlaymış. Bunlarda resim falan yok. Ha, soluyor ya, koymuyorlar. Her şey dijital artık. Bilgisayara yükleniyor. Onlar da şifreli. Ulaşman benim zor yani. İyi olsun, tamam, ne yapalım. İşim bitince çaldır. Görünmeden ben sizi çıkartayım diyeyim, olur mu? Ha, sağ ol. Ben hayırlı bir işe vesile olacağım dedin diye şey etmiştim olsun. Ama. Al yine de bulunsun. Sağ ol beyim, kolay gelin. Teşekkür ederim. Merhaba Kudret abi. Merhaba Gönül. Biz ikimiz seninle biraz bir konuşabilir miyiz? Tabii. Bu ne var, benim sinirlerimi çok bozuyor. Beni çok üzüyor abi. Bak, Nil Paris'ten bir gelinlik istedi. Almadı. Almadığı gibi de burnumuzdan getirdi. Gönülcüğüm. Bu işleri beni karıştırmasanız olur mu? Neval'le konuşsam. Yo. Ben seni bu işe karıştırmak zorundayım abi. Ben bu kadınla anlaşamıyorum. Yapamıyorum. Üzülüyorum, kırılıyorum. Ulaşamıyorum. Abi, Neval son zamanlarda çok tuhaflaştı. Gönül nasıl tuhaflaştı yani? Abi kadın gece vakti mezarlıklarda geziyor. Mezarlıklarda mı geziyor? Şaşırdın değil mi? İşte aynı ben de ilk gördüğümde böyle şaşırdım.
Biz hani Neval'le birlikte Bursa'ya gitmiştik ya. Hı. Dönüşte bu beni bir anda bıraktı gitti. Ben de tabii arkasından meraklandım, düştüm peşine. Bir baktım, bir kadının mezarının başında ölüyle konuşuyor. Gönül, yani şimdi sen bana ne anlatmaya çalışıyorsun? İnanmadın, ikna olmadın bana. Hak veriyorum ben sana çünkü ben de kendime ikna olmadım ilk gördüğümde. Ben sana göstereceğim ama fotoğrafını çektim. Yanlış anlama, tamamen kendimi ikna için çektiğim bir fotoğraf bu. Ne oldu şimdi burada Gönül? Bunu gösterdim. Kadını tanıyor. Neyi? Ben sana ne diyeyim Gönül, ha? Ne diyeyim? Hay bir şey deme artık bana, bir sus Kenan ya, bir sus. Geceden beri beynimi yedin benim. Ha ben doğru bir hamle yaptığıma inanıyorum. Ben Kudret abiye bunları söyledim ki yarın öbür gün bir şey olduğunda bir tek ben suçlanmayayım diye. Yani karısının, Neval'in saçmalıklarını, abukluklarının görsün, farkına varsın diye. Vallahi senden korkulu Gönül. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Ha öyle mi canım? Demek benden korkulur. Asıl senden korkulurmuş be. Yahu benim kocam entrikacıların kralıymış da benim bilgim yokmuş. Bana bak, sen niçin Firuze'nin öldüğünü abine söylemedin? Ne var mı susturdu seni? Söyleme mi dedi? Hayır, sadece abim üzülmesin diye söylemedim. Asla ikna olmadım ben. Çünkü niçin biliyor musun? Çünkü benim tanıdığım sen, karşılıklı bir çıkar yoksa asla olaya dahil olmazsın. Gönül, istersen bu konuyu kapat. Çünkü eğer Neval senin onu takip ettiğini öğrenirse ne olur? Hı. Bu konakta kıyamet kopar. İşte sen o zaman görürsün karşılıklı çıkar çatışmasını. Senin o Nil'i Can'la evlendirme planın var ya, bir anda suya düşer. Ha bu arada Paris'ten gelen gelinliği de sen giyersin hayatım. Tamam mı? Tamam hayatım. Hayırlı işler. Teşekkür ederim hayatım. Her şeyini aldın değil mi Demleciğim? Evet evet aldım. Hadi bay. Bay canım. Abim çıktı mı? Ay evet, bugün erkenden çıktı. Tamam, görüşürüz o zaman. Gülsün Güneş'i arıyorsun değil mi Kenan? Evet. Bir şey öğrendiğim zaman sana bilgi veririm Nevalcığım. Sanki ben sormasam hiç araştırmıyormuşsun gibi hissediyorum da. Sana tamam dedim değil mi? O yüzden biraz sabırlı olur musun? Hiçbir iz bulamadın mı? Hayır, henüz bir şey bulamadım. Neval, lütfen bana güvenir misin? Kenan, ben sana güvenmek istiyorum. Hı. Sadece bana yanlış yapma ve elini biraz çabuk tut, lütfen. Sana bir şey sorabilir miyim? Böyle aba altından sopa göstermek senin hoşuna falan mı gidiyor? Yani devam edecek misin? Ne yapayım, gideyim mi, kalayım mı? İyi günler Kenan. Bence de. Thank you.
Ne olup bittiğini önce benim öğrenmem lazım Nevacığım. Öyle gözün güneşi sana altın tepside sunamam. Buyurun Kenan Bey. Hacer. Ben Hacer Hanım'a bakmıştım da. Şu an evde yok ama sabah erkenden köşke gelmişti. Ha. Ben görmedim de. Belki alışverişe çıkmıştır. Olabilir, olabilir. Yaren, sen Hacer Hanım'ın nesi oluyorsun? Komşusunun kızıyım. Ha. Peki annen baban, onlar neredeler? Ben küçükken trafik kazasında öldüler. Üzüldüm. Peki sen nereden geldin? Bursa'dan. Bursa'dan? Hı hı. Babanın adı ne? Yaren, çok zor bir soru sormadım. Babanın adını sordum. Yok, ben şaşırdım. Neden sormuştunuz? Belki tanıyorumdur diye. Bizim Bursa'da fabrikalar var da o yüzden orada çok tanıdıklarım oluyor. Mustafa. Mustafa Güneş. Güneş. Mustafa Güneş diye birini tanımıyorum tabii ki. Ya kusura bakma, böyle sık boğaz ettim sorularımla ama ben bizde çalışanlarla yakından ilgilenirim. Yani eve girip çıkanın kim olduğunu merak ediyorum sadece. Tabii haklısınız. Size üst katı mı verdiler? Hı hı, evet. Peki. Güle güle oturun o zaman. Tamam, ben seni fazla meşgul etmeyeyim. Olur mu öyle şey? Sağ olun. Kapatabilirsin kapıyı. Tamam. Tabii. Kenan Bey, bir şey mi istediniz? Çay. Çay alacaktım. Ben vereyim size. Olur, lütfen. Bu sabah yeni gelen kızla konuştum. Hangisiyle? Yaren. Ne kadar ilginç bir ismi var, öyle değil mi? Kendi ismi mi? Evet. Ne konuştunuz? Hiç öyle eften püften. Anasını babasını sordum. Yetimmiş yavrum. Aman Hacer Hanım, dikkat et, yanacaksın sonra. Şey, affedersiniz.
Sorun yok, sorun yok. Buyurun. Bu arada sen Bursalıydın değil mi? Evet efendim. Çay için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Gel kızım. Bu size geldi Kenan Bey. Tamam, teşekkür ederim. %99 uyum. Gerçekten abimin çocuğu bu kız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.